Eski Türkiye güzeli Sinem Sülün eski kayınvalisi ve kayınpederini telekulaktan mahkum ettirdi. Sülün'ün yatak odasında üçlü priz içinden dinleme cihazı çıkmıştı. Mahkeme kayınvalide ve kayınpedere bakın ne ceza verdi. Yatak odasında üçlü prizin içinden çıktı. Eşinizle görüştü, konuştunuz, özel şeyleri bile birinci ağızdan duyuyorsunuz. Yani şüphelenmeye zaten o şekilde başladı. Yatak odasındaki üçlü prizde böcek buldu. Soluğu mahkemede aldı. Türkiye güzeli Sinem Sülün evliliğini bitiren olayla ilgili açtığı davada eski kayınvalidesi ve kayınpederini ikinci kez hapse mahkum ettirdi. Ortada yapılmış bir suç vardı. Adaletimize güvendim. Neticesinde de zaten karar alındı. Türkiye güzeli 2013'te iş adamı Mustafa Yüksel'le evlendi. Evliliğinin 9. ayında çift hakim karşısına çıktı. Gerekçe ise kayınvalidesi ve kayınpederinin yatak odasına yerleştirdiği dinleme cihazıydı. Böyle bir üçlü prizde bulduk. Vidalar söküldükten sonra içi açılıyor. İçinde düzenek yerleştirip ve bir tarafında da sim kart vardı. Sinem Sülün'ün açtığı dava 2016'da sonuçlandı. Mahkeme aleni olmayan konuşmaları dinledikleri gerekçesiyle eski eş Mustafa Yüksel, eski kayınvalide Hikmet Birsen Yüksel ve kayınpeder Sami Yüksel hakkında ayrı ayrı 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Ancak karar istinaf mahkemesine taşındı. Hala da bilmiyorum. Sebebini bilmiyorum. Bana yapılmaması gereken bir şeydi. Kimseye yapılmaması gereken bir şey bu. O mahkemeden de sonuç geldi. Eski eş Mustafa Yüksel delil yetersizliğinden beraat etti. Eski kayınpeder ve kayınvalideye ise mahkeme 2 yıl 6 ay 25 gün hapis cezası verdi. Benim yaşadığım ve bana yaşatılanlar önemliydi ve benim elimde gerçekten büyük bir belge vardı ve ben bunun arkasında durmalıydım.